Bizim çocuklar ve Barışcan ekibinin hazırlamış olduğu haberleri izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Milli Eğitim Bakanlığı olumsuz davranışlarda bulunan öğrenciler için 3 aşamalı uyarma sürecini uygulatacak. Yeni eklenen fıkralara göre olumsuz davranışı gözlenen öğrenciye 3 aşamalı bir uyarma süreci uygulanacaktır. İlk aşamada öğrenci uyarılacak. Devam ederse sözleşme imzalanacak. Yine devam ederse velisi ile görüşülecek. Sevgili çocuklar, ikinci haberimize geliyoruz. Çocuklar şiddeti unutmaz. Uzman psikolog Aycan Bulut uyarıyor. Çocuklardaki duygusal zararın etkisi genellikle ergenlikte ya da ebeveyn olduklarında ortaya çıkıyor. Ülkemizde birçok çocuğa ebeveynleri ya da yakın akrabaları tarafından fiziksel şiddet uygulandığı tahmin ediliyor. Fiziksel şiddetin neden olduğu duygusal travmanın fiziksel yaralar kadar çabuk iyileşmediği de biliniyor. Şiddetin yol açtığı psikolojik sorunlar kalıcıdır çocuğunuza karşı kontrolünüzü kaybedeceğinizi hissettiğiniz zamanlarda derin bir nefes alın ve içinizden ona kadar sayın. Nefeslerinize odaklanın, kendinize sizi sakinleştiren şeyler söyleyin. İmkanınız varsa ortamdan uzaklaşın ve iyileşene kadar bekleyin. Ve bir başka haber. Mardin'in Midyat ilçesinde belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 70 yaşındaki İbrahim Soydaş temizlik yaparken yerde bulduğu 5000 lirayı sahibine verdi. Yerde parayı gördüğü, kimseye söylemediğini anlatan Soydaş, "Parayı bulduğumu söylersem sahibi çok olur." diye kimseye bir şey söylemedim. Daha sonra belediyeden kayıp para ile ilgili anons yapıldı. Bunun üzerine hemen parayı alıp belediyeye getirdim dedi. Paranın sahibi Demir de bu devirde böyle insanların olmasının güzel olduğunu, parayı bulan soydaşa bin lira verdiklerini söyledi. Belediye personel müdürü Şeymus Gümüş ise soydaşı davranışlarından dolayı kutlayarak personelleri ile gurur duyduğunu belirtti. Ve son haberimiz sevgili çocuklar. Anne babalar çocuklarının iyi davranışları yerine yaramazlıklarını daha fark ettiği ve bu olumsuz davranışlara kızdığı belirlendi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlk Öğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Özkan Özgün Ebeveynlerin çocuklarının iyi davranışlarına çok fazla dikkat etmezken yaramazlıklarını fark edip ona kızdığını söyledi. Özgün anne ve babalara uyarılarda bulunup çocukların her iyi davranışlarda takdir edilerek onların olumlu davranışlarını teşvik etmelerini söyledi. Bizim çocuklar ve Barışcan ekibinin hazırlamış olduğu haberleri izlediniz.